Değerli arkadaşlar Otoket'te 3 boyutlu modelleme eğitimlerini sıklıkla yer verdik. Bu seferki eğitim videosunda 3 boyutlu modelleme eğitiminden ziyade teknik resimlerin çıkartılması, 3 görünüşünün verilmesi, alınması konusuna değineceğim. Youtube'da şöyle bir arama yaptım. 3, 3 görünüşün nasıl çıkartılacağı ile ilgili çok fazla örnekler hazırlamış arkadaşlar. Ellerine sağlık. Daha çok 3 boyutu verilen bir model üzerinden işte üst görünüş Önden görünüş sağdan görünüş çıkartma şeklinde bir sınava hazırlık videosu formatında işlemişler. Açıkçası ben çok fazla o konulara girmeyeceğim. Yine ekranda göreceksiniz birazdan vereceğim teknik resmi 3 boyutlu bir şekilde AutoCAD'de modelleyeceğim. Burada direkt olarak zaten teknik resimden alabiliyoruz. Önden görünüş, üstten görünüş, izometrik görünüş gibi zaten bize kendileri veriyor. Biz de onu kullanacağız. Hatta teknik resimi ölçülendireceğiz. Bazı detaylarını da alıp konuyu kapatmış olacağız. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Şimdiden uyarmak istiyorum. Birebir teknik resmi olduğu gibi kusursuz bir şekilde buraya çizmek durumunda değilim arkadaşlar. Sadece sizler için bir örnek olsun. E, nerelere bakıyorum, nasıl komutları kullanıyorum bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bazen atladığımız yerler oluyor. Hatta bazen kasten atladığım yerler oluyor. Çünkü hızlıca anlatmak istediğimi anlatıp konuyu kapatmak istiyorum. Güzel zaten hemen ekranda sürekli teknik resmi göreceksiniz. O yüzden sizler de teknik resmi bir yandan takip ederek çizimi de benimle birlikte yaparsanız bu işi tam olarak yapmış olacaksınız. Start driving diyerek gördüğünüz gibi çizim ortamına kavuşmuş oldum. Burada arada hemen şunu vurgulamak isterim ki. Eğer siz bu şekilde bir arayüz göremiyorsanız bakın işte extrude gibi revolve gibi komutları göremiyorsanız yani 3 boyutlu çizim komutlarına direkt olarak bu şekilde göremiyorsanız hemen şuradan gelin alt taraftan bakın anahtar ikonunu ayar ikonunu görüyorsunuz buraya tıkladıktan sonra hemen gelip 1 2 3. haneyi seçip buraya tıklamanız yeterlidir. Ha şöyle de söyleyeyim illaki oraya tıklayarak modelleme yapmak zorunda değilsiniz. Direkt drafting üzerinden de çizim yapabilirsiniz. Sadece komutlara ulaşmanız zor olabilir. Eğer klavyeden komutlara girebiliyorsunuz. Yani extrusion için örneğin ext dediğinizde zaten extrude geldiği için direkt olarak buradan da kullanabiliyorsunuz. Ama siz direkt olarak komutlara tıklamaya alışkınsınız. İşte 3 boyutlu çizimlerle alakalı ikonları görmek hoşunuza gidiyor. Bazı şeyleri içmek daha hızlı oluyor gibi düşünüyorsanız hemen dediğim gibi 10 saniyenizi almaz gelip buraya tıkladık ve çok güzel tatlı bir arayüze kavuşmuş olduk. Evet ilk çizimimiz yaparak ilk komutumuzu girerek işimize başlayabiliriz. Hemen üst taraftaki yeri yapmaya başlıyorum. C enter'la bir defa dairemizi çizmiş olalım. Rastgele bir yere tıkladım. Bu arada rastgele bir yere tıklanılmaz. Evet. Ancak zaten biz eee kabataslak bir modelleme yapıyoruz. Dilerseniz siz 0.0 orijin noktasından da başlayabilirsiniz. Yani C enter dedikten sonra 0,0 enter deyip bakın orijine de çizebilirsiniz. Bunu neden vurgulamak istedim? Bir arkadaş özellikle bunu bastıra bastıra bana söyledi. Yani bu Paint değil. Ya. Rastgele bir yere tıklayıp çizim yapıyorsun. Ee, gibi bir uyarı geldi. Evet kendileri haklı ancak e, sonuçta amacımız e, bu işi nasıl yapıldığını göstermek. Yani illa ki atladığımız yerler olacak. 0 e, sıfır noktasından değil de siz yine C-Enter deyip şurada askeri bir yere de işlem yapsanız kimse gelip size bir şey demez arkadaşlar. Dolayısıyla ben de C-Enter dedim ve ilk dairemi çiziyorum. Görüleceği üzere R36 diyor. Zaten yarı çap girildiğini biliyorsunuz takette. Dolayısıyla 36 Enter dedim. Bakın minnacık kaldı. Hemen mouse'un orta topuzuyla iki defa tık tık yaparsanız karşınıza kocaman gelecektir. Tekrardan C Enter'la diğer daireyi çiziyorum. Yine merkezini gördüm. Merkezinden sol tarafa doğru 7 gidecekmiş. 7 Enter dedim. Bu dairenin yarı çapıdaki R45 şekilde verilmiş. Büyük R'yi bazen tam çap gibi karıştıranlar olabiliyor. Eğer çap işareti fi yanılmıyor sanfi olması lazım çap şartını görüyorsanız oranın çap olduğunu büyük R olursa da bunun yarı çap olduğunu bilin arkadaşlar küçük R büyük R diye bir şey yok yani bizde dolayısıyla bu noktada da değindikten sonra devam edelim le enter yine devam edelim buranın tam olarak aşağısından devam edeceğiz buradan F8 ile çizgiyi düzgünleştirebiliriz. F8'e basarak yeniden açı verebiliriz çizgimiz ama bizimkisi düz olduğu için hemen F8'e bastık. Düzelttik. Aşağı doğru 60 artı 5 65 milimetrelik düz bir çizgi gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra ESC'ye basıp çıkabiliriz. Sonra ne olmuş? Tam olarak buradan Leantir diyelim, aşağı doğru 7 milimetre gidecek, sağa doğru 27 milimetre gidecek. Yine sağa doğru 7 milimetre, yukarı doğru 3 milimetre, sola doğru. 5 milimetre gidecek arkadaşlar ESC'ye bastık çıktık şu sadece benim için bir yardımcıydı L Enter'la şuradan gelip burayı birleştirdik bu kadar basit Şu çizginin içeri doğru 5 milimetre offsetlememiz gerekiyor klavyeden O Enter yani Ötele komutu 5 Enter dedim bu çizgiye tıkladıktan sonra Bakın sağ tarafa ise sağa, sol tarafa ise sola götürmeniz gerekiyor. Sağa doğru gittim, gittim rastgele bir yere tıkladım. Gördüğünüz gibi 5 mm bunu offsetlemiş oldum arkadaşlar. Yine L enter diyelim. Bakın buradan aşağı doğru 60 mm gideceğiz. Şurada bir yerde bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya bir yere geldim tıkladım. L enter dedikten sonra gelip burayla da yine şurayı birleştiriyoruz. Tabii ki bu yöntemi herkes farklı yapabilir. Siz çok daha basit bir e, tekniği kafanızda hemen canlandırabilirsiniz. Açıkçası ben ilk defa gördüm hemen çizmeye başladım. Ya hocam bu ne kadar saçma bir şey derseniz de saygı duyuyorum. Şuraları bulayabiliriz. TR enter dedim hepsini seçtim. Şuraları sildik ve burayı seçip delete'ye bastık sildik. Bakın aşağı güzel bir şekilde halletmiş olduk. Hatta şurada radüsler falan var. Ee, Radyüslere de yapalım. F enter, R enter. Yani şunu hemen kısaca izah edeyim. Fiyatın F'si. Yani gördüğünüz gibi bakın. Hemen çıktı F deyince enter. Sonra radius çünkü R, R vermiş bize. R enter. R değerinin 3 olduğunu biliyorum. 3 enter. Burayla şu çizgi arasının 3 mm olduğunu zaten teknik resimde görüyoruz. Burayı halletmiş olduk. Hatta şuralarda da var. En son buralardaki radüsleri de yapabiliriz. Şimdi en üste gelelim. En üstte de şöyle bir durum var. Bunun merkezinden yukarı doğru 22 mm gideceğiz ve Sağa doğru şöyle bir yere tıklayacağız arkadaşlar. Yine L enter dedim. Bunun merkezinden Şurada yakalayacağız. Bu da yukarı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Yine L enter dedim. Merkezi gördüm. Bakın geliyorum. Şu merkezi üstüne gidiyorum. Hizalama çizgisi geldi. Yine burayı yakaladık. Şurada bir yerde bitsin. Şimdi dilerseniz fazlakları budayalım. TR enter dedik arkadaşlar. İsterseniz sağ tuş yaparsanız direkt olarak budamaya başlayabilirsiniz. Yani hepsini seçmiş olursunuz böylelikle. Ne yapacağız? Bakın şuradaki fazlalıkları budamış olacağız. Şuraları budamış olacağız. Gördüğünüz gibi şuralar zaten olmayacak. Bir kadeh yapıyoruz arkadaşlar. Yine şurası olmayacak görüyorsunuz. Buralar Allah'a emanet. Buraları da götürdük. Bakın bitti. Gayet güzel bir iş çıkarmış olduk. Şuralarda bir radüslerimiz var. Hemen oradaki radüslerimizi de yapalım. Çok da konuyu uzatmak istemiyorum. F enter, R enter, 5 enter. Dolayısıyla burası. Güzel. Alt taraflarda yine R enter, F enter, R enter, 1 enter dedik. Dolayısıyla şurada birlik radüsler yapabiliriz. Enter'la tekrardan aynı komuta girdim. Başka bir şey var mı? En üstte var. Tekrardan F enter R enter nokta 5 enter. Dilerseniz nokta 5 ya da dilerseniz 0.5 yazarsınız. Hiç önemli değil. Enter'la basalım. Şurayı da yapalım. Fena değil. Hatta içeride radyos yokmuş galiba ama olsun. Bu da benden olsun size. Fena değil arkadaşlar. Umarım eksik bir yer yoktur. Umarım bir yere atlamamışımdır. Şimdi de dilerseniz bunu ne yapalım? Tatlış bir şekilde etrafında çevirelim. Hemen şöyle izometrik bakıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken hepsini seçtikten sonra klavyeden J yani join bunların hepsini birleştir. Enter dedim. Artık tek bir çizgi haline gelmiş oldu. Hepsini seçtikten sonra klavyeden R, E, V yani revolve. Revolve <laughs> revolve yani etrafında döndür. Dilerseniz bakın eksüzün altında da yine bu komut zaten duruyor. Direkt olarak buradan da tıklayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ben seçtikten sonra rev yani revolve dedim. Bakın tam şuradan şuraya 360 derece olacak. Klavyeden 360. Enter dedim. Ellerinize sağlık. Gördüğünüz gibi bir kadeh yapmış olduğunuz etrafında döndürmek için klavyeden shift shift derdi diyenler oluyor ctrl'in hemen üstünde caps lock'un hemen altında tabi klavye düzeniniz başkaysa illaki yeri değişecektir yukarı doğru ok şeklinde olan shift tuşuna basıyorum mouse'un orta topuzuyla şu şekilde döndürüyorum arkadaşlar dilerseniz navigasyonu da kullanabilirsiniz bakın şu şekilde tıklayarak da yine etrafında kafanıza göre bunları değiştirebilirsiniz Fena değil, güzel bir şey oluşturduk ama tabii katı halde görmek isteyebilirsiniz. Şu anda çizgisel görüyorsunuz. Yine buraya tıkladım ve bakın shaded with Edge dediğimde gördüğünüz gibi çizgisel ve katı bir şekilde bu çizimi görmüş oldunuz. Hızlıca modelimizi tamamladık. Şimdi bunu 3 şimdi bunun teknik resimlerini alalım. 3 görünüşünü çıkartalım. Görünüş alma tabirinde kullandığımız işlemleri yapalım. Bunun için ayrı ayrı işte şuradan bakıp hemen buradan çizgiler atıp üstten bakarsanız buradan daire görünür. İşte sağdan bakarsanız şurayı görürsünüz falan demeye gerek yok arkadaşlar. Hemen hızlıca ben size ne anlatacağım? Bakın şuradaki layout. Geldim buraya tıkladım. İlk olarak gelip bunu seçip silebilirsiniz. Buna çok işiniz yok. Tertemiz bir teknik resim sayfası. Solidworks'dan falan aşinasınız zaten. İlk başta hemen base'e gidiyorum. Base'e tıkladıktan sonra bakın from model yani modelden sen resim al tıkladığımda hemen çat diye karşımıza zaten modelin görüntüsünü gö getirmiş oldu arkadaşlar. Geldiğim gibi buraya tıkladığımda bana tabii ki sen ne istiyorsun diyor. Dilerseniz oryantasyonu yani görünümü değiştirebilirsiniz. Malumunuz ben rastgele bir çizim yaptım. Dolayısıyla üstten görünüş sağdan görünüş tabii ki size ilginç bir gelebilecek. Orientasyona tıkladığımda bakın tapa geldim. Böyle görünüyor. Eğer boşunuza gitmediyse gelip işte kafanıza göre örneğin left diyebilirsiniz. Örneğin front diyebilirsiniz. Bu tamamen size göre değişecek arkadaşlar. Ben tap diyeceğim. Enter'a bastım. Sağ çektim tıklıyorum. Aşağı doğru çektim tıklıyorum. İzometrik şekilde görünmesi için bu sefer ne yaptım? Çapraza doğru götürdüm ve tıkladım. Enter'a bastığımda artık tamamdır. Benim işim buraya kadar diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ölçülendirmeler detaylara girelim. Gördüğünüz gibi tık tık tıktan ibaret aslına bakarsanız teknik resmini almak, görünüşlerini çıkartmak. Tabii ki ben burada Klasik bir teknik resim kuralına göre bunları almadım yani işte üstten görünüş sağdan görünüş önden görünüş gibi resimler almadım arkadaşlar gerçekten gıcık kapıyorum bu işleri yapmaktan. Dolayısıyla şimdi diyeceksiniz ki hocam mesleği neden gıcık kapıyorsun yani ben bunları videolarda anlatmakta çok hoşuma gitmiyor ancak tabii ki derslerimde arkadaşlara anlatıyorum bunu ya da bir yere iş yaparken elbette ki bu kurallara teknik resim kurallarını elbette koyuyoruz. Siz zaten buradaki göstermiş olduğum modellerle neyi doğruysa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu hatta tıkladım. Delete'e bastım sildim. Ve hatta şunu dahi istemiyorum. Tıkladım sildi, git, sildim gitti. Bunun üzerinden size çok fazla şey anlatmak istiyorum. Örneğin bir kesit görünüşünü alabilirsiniz. Hemen şurada bakın, sectioni görüyorsunuz. Geldim, tıkladım. Modülistle tıkladım da diyor ki sen kardeşim nereden kesit vereceksin? Hemen gelip bakın şunun merkezini eksenini gördüm. Buradan işte şuraya kadar al dedim. Yönü de şu şekilde olsun. Fena değil. Enter'a bastığımda sağa doğru rastgele bir tıkladım. Enter dedim. Bakın ne oldu? Kesitini vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi kesitinde de ne yapabiliriz? Direkt olarak ölçülendirmeleri yapabiliriz. Hatta şuradaki bakın ölçek yazısı yukarı doğru taştı. Buna tıkladım. Şöyle aşağı doğru bir yere getirdim. Hatta ve hatta biraz daha aşağı götürelim. Biraz yapmışken bir tık yakışıklı olsun. Hemen ölçülendirmelerle başlıyorum. Klavyeden D, I, M yani dım' ölçülendirmeye girdim arkadaşlar. Toplam boyunu verelim örneğin. Örneğin en üstü ile en altı arasındaki mesafenin 130 olduğunu verdim. Yine dımlinden girelim. Bakın dım radüs çıktı bu sefer de. Radüslerini verebiliriz. Örneğin buranın radüsünü 45. Enter'a bastım. İçerisinin radüsünün 36 olduğunu vermiş oldum arkadaşlar. Şuradaki ölçülendirmeleri verelim. Bakın birazcık küçük kalıyor. Bunun için bunu büyütüp detaylı bir şekilde vermek elbette ki herkesin arzusudur. Bakın section hemen yanında detay, zaten detay yazıyor. Bunu tıkladım. Model üstüne tıklıyorum. Sizden bir alan belirtmenizi istiyor. Bakın hatta alanı şu şekilde bile değiştirebiliyorsunuz ama ben uğraşmayacağım onlarla. Rastgele bir yere tıklıyorum. Bakın daire içerisine alıyor. Bir defa daha tıkladım. Şuraya bir yere örneğin götürdüm. Enter. Ölçeği birebir verdi. Ben bu ölçeği biraz daha değiştirmek istiyorum açıkçası. 2 ve 1 yapalım. Hatta biraz daha büyütelim. 4'e 1 olsun. Şöyle fena değil. Şuradaki Ölçek yazın tıklayıp aşağıya bir yere götürelim. Fena değil. Şimdi tekrardan ölçülendirelim. Bakın dimlinden geldim. Şuradaki ölçü hatırlıyorsunuz. 7. Şuradaki ölçümüzün değerinin 3. En üstle en altının affedersiniz zaten verdim burayı. Tekrardan şurayla şurasını verelim. Arkadaşlar. Değil mi? Fena değil. Gayet güzel görünüyor. E, hatta üstteki şurayı da alalım. Yapmışken yine detaya geldim. Tıklıyorum. Şöyle bu kartı işte almış olalım. Şuraya bir yere tıklıyoruz. Ölçeğini direkt olarak buraya yazabilirsiniz. Bakın 4 kat büyüttük zaten. Burayı da yine ölçülendirelim. değil mi? Şurasının 2 olduğunu görüyorsunuz. Ve hatta şuranın radyüs değerinin 0.5 vermiştik malumunuz. Daha fazla ölçü verebiliriz. Örneğin neresini verelim? Örneğin şuradan verelim. Bakın şuranın üstünden şurayı vermiş oldum. Evet gördüğünüz gibi çok fazla detay vermemiz mümkün. Hatta yapmışken şunu da güzel bir şekilde gösterelim. Yine edit view diyoruz. Oradaki görünümünü şöyle yapalım. Yapmışken. Değil mi?